Merhaba saygıdeğer ve kaliteli izleyici. Bugün aramıza kaliteli olmayan ve saygı duyulmayacak insanları alıyoruz. Neden mi alıyoruz? Belki onlar da sizin gibi düzgün düşünebilir ve sorgulayabilir diye. Bazıları bana İslam'ı kötülüyorsun diyecek. Lakin o türde herhangi bir amacım yok. Tek amacım insanların diyeceklerimi anlaması. O yüzden şimdi arkana yaslan ve videoya geçelim. Hazır mısın? Şimdi başlıyoruz. Türkiye tarihiyle mükemmel olan bir ülke. Tarihimizde binlerce yönetim şekli gördük. Bunlardan biri de şeriat yönetimiydi. Peki bu şeriat yönetimi nedir? Şeriat İslam'ın emrettiği usulde devlet kurallarını koyan yönetimdir. Kurallar tamamen Kur'an'da geçen ayetlere ve hadislere göre düzenlenir. Peki burada şer'i hükümlerin yanlışı var mıdır? Şeriat mantıklı bir yönetim midir? İşte bugün onu tartışacağız. Şeriatta bir sürü kural bulunuyor. Adalet şeriatın belirlediği kurallara göre sallanıyor. Şu an bazı ülkeler hala bu yönetim biçimini kullanıyor. Ve eskiden biz de bu yönetim biçimini kullanıyor, adaletimizi bu şekilde sağlıyorduk. Peki yanlış mı yapıyordu? İşte zaman gelince bir lider bir şeyleri görüp bunu değiştirdi. O hepimizin bildiği Mustafa Kemal Atatürk'tü. Birçok insan ona bu yüzden kızgın ve saygı duymuyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda kaybettikten sonra Atatürk halkı bilinçlendirmiş ve Kurtuluş Savaşı'nı hazırlamıştı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise Türkiye kuruldu. Türkiye kurulduğunda Atatürk İslam'ın devletle olan ilişkisini ayırmak istedi. Ama bu sanıldığı kadar basit bir şey değildi. Çünkü ülkenin çoğunluğu Müslümandı ve insanlar şeriatla yönetilmişti. O yüzden ilk olarak imparatorluk bitirildi. Padişah kavramı ortadan kaldırıldı. Fakat tek bir şey kalmıştı. O da sembolik halifeydi. Bir süre sonra ödenek tartışmaları yüzünden o da kaldırıldı. İşte burada Atatürk yanlış gelen neydi? Şimdi bunu şöyle düşünelim. Şeriat bizzat Allah'ın koyduğu kurallar olarak anılıyor değil mi? Peki insanların koyduğu kurallar yüce bir kural biçimi değil. Fakat Allah'ın koyduğu kural yüce olarak anılıyor. Ve koyulmuş bir kural yanlış olarak görülüp eleştirilemez veya kaldırılamaz. Fakat insanların koyduğu kurallar eleştirilir ve kaldırıp değiştirilebilir. Zaten şeriatte büyük yanlışlar var. Mesela şeriatte dinden çıkmanın cezası ölümdür. Bu hadislerle belirlenmiş bir kuraldır. Fakat Kur'an'da canı sadece Allah'ın alıp Allah'ın verdiği yazıyor. Peki burada ölüm cezası vermek ne kadar doğru? Şimdi bana kalkıp cinsel suç işleyenleri, insan öldürenlere idam etmeniz diyecekler. Onlar bunu doğru görebilirler. Ama ya bu doğru değilse? Zaten ben burada bunu ele almıyorum. Burada ele aldığım şeyi anlayanlar şu an yorumlarda bir yazıyordur. Anlamayanlar için anlatayım. Mesela Osmanlı'da yaşayan aydın birinden bahsedelim. Ve bu aydın aslında bir kadın. Bu kadı bir suça karşı adalet sağlamak için veya keyfine göre bir kural uydurabilir. Hadis uydurmak kolay değil derler. Ama bir şekilde uydurdu diyelim. Sonuçta bu dünyada şeytani akılda olan insanların yapamayacağı şey yoktur. Bu kadı bir hadis uydurup bu suçtur ve cezası ölümdür desin. Fakat aslında o suçun suç olduğu ve cezasının ölüm olduğu hiçbir yerde yazmıyorken bu kararı alması ve uygulaması yanlış değil midir? İşte burada başka biri çıkıp bu yanlıştır diyemez, eleştiremez. Çünkü derse insanlar onu kötü şeyler yapabilir. Hatta mürtet bile diyebilirler. Yani dinden çıktı derler. Çünkü insanlar bu kuralın Allah tarafından yazıldığını sanırlar. İşte buna yüce kural deriz. Fakat insanların koyduğu kurallar tartışılabilir ve değiştirilebilir. Yüce olarak görülmez. İşte Atatürk bunu gördü ve uygulamaya koyuldu. Çünkü Osmanlı'da bu yönetim biçimi yanlıştı. Şu dönemde azınlıkta olan birçok insan şeriatın gelmesini istiyor. Ama birçoğu da bu yönetim şekli nasıl olduğunu bilmiyor. Şeriat yönetimi din yönetimidir. İçinde farklı kuralları vardır. Lakin biz insanız. Yaratıcı bunu dedi diye kural koyamayız. Bu kargaşa ve adaletsizlik ortamı oluşturur. Dünya ve evren insanların ve canlıların yaşadığı bölgedir. Bizim boyutumuzun üstünde olanlar bize karşı kelime bile kurarken farklı anlamlarda kurmuş olabilir. Çünkü onların aklını biz anlayamayız. Müslümanlar kainatın boyutlar içinde olduğunu kabul eder. O zaman yaratıcının var olduğu boyuttan, bizi yarattığı boyutta onun ağzından diye kural koymak yanlış değil midir? Bakın şu an bunları tartışabiliyoruz. Ama şeriat olsaydı, şeriatın yanlış olduğunu veya olmadığını tartışamayacaktık. İşte laiklik bu yüzden iyi. Bana sırf bu videoyu yapıyorum diye Müslümanlığı kötülüyorsun diyecekler. Fakat benim kötülemem gerekmez. Sen kötü olduğunu veya olmadığını düşünürsün. Bu bir din. İstersen inanırsın, istemezsen inanmazsın. Ben burada sadece şeriatın devlet yönetiminde yanlış bir seçim olduğunu konuşuyorum. Zaten bir dinde şunu yanlış demesi saçma olur. Çünkü dinde kurallar vardır. Bunlara inanmak veya inanmamak sana düşer. Fakat yaratıcı boyutunu anlamadan ve yaratıcı gibi zeken olmadan kalkıp kurallar koyup devleti dinle karıştırıyorsan bu yanlıştır işte. Yani açıkçası şeriat mantıklı değildir. Çünkü her halükarda doğru bir kanun yazılamaz. Biz insanız ve kuralları kendimiz koymalıyız. Yaratıcının aklına erişemiyoruz. Onun gibi değiliz. O A diyorsa içinde başka anlamlar barındırabilir. Biz bunu anlayamayabiliriz. Video bu kadardı. Uzun zamandır da video yapmıyordum. Nadas çekilmem gerekiyordu. Kendimi toplamak ve güzel şeyler yapabilmek için. Ama siz yine de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Malum kaliteli insanlar zor bulunur. Sizden bahsediyorum. Ben çılgın değilim. Beni unutmayın.